Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese selamlar, saygılar. Ben Deniz Garip Kuleba dostu Nazım Türknas. Trend Yol TFF 1. Lig playoff'lara başladı biliyorsunuz. Playoff'ların ikinci tur müsabakalarının yorumu için sizlerle beraberiz. Yanımda, yamacımda her zaman olduğu gibi Furkan Özkara var. Hatlar karıştı geçen biliyorsun. Hatlar karıştı kardeşim. Bir Can Ahmet geliyor, bir sen geliyorsun. Bir ben kendim geldim. Ne oldu bilirsiniz kardeşim? Ne oluyor hastalıklar, sakatlıklar? Geçmişler olsun. Aynen, sağ ol, teşekkür ediyorum. Geçen hava değişti ama. Aynen, iyileştik çok güzel, şükür. Güzel. İstanbul'da biliyorsun havalar bir sıcak bir soğuk. İstanbul'un havasına kızına. O hani İzmir'de miydi? İzmir'de, ben bir şey söyleyeyim. Ben bunu İzmir'de biliyorum. İstanbul'a geldim aynı şeyi söylüyorlar. Tabii. Demek ki arkadaşlar, hanımlara dikkat, kızlara dikkat, havalara dikkat. Bizi izleyen kadın izleyicilerimiz kızmasın. Selam olsun. Hayır, başımızın tacı. Aynen. Başımızın tacı onlar. Biz İstanbul'la alakalı olan bir deyiş söylüyoruz. İstanbul'dan izleyen varsa. İlla başım belaya sokmak için. Yani demiş ya, uçak şöyle olsa böyle olsa kardeşim, seni de uçağa düşürmek mi? Korku salmak mı noktasında? Hayır arkadaşlar, buna izin vermiyoruz. Burası Trivela Spor. Burada volümler, burada sesler eksik olmaz. Kesinlikle öyle. Dün de ilk maç tamamlandı biliyorsun Çorum'da. Çok ciddi reaksiyonlar var. Aynen. Çok ciddi tepkiler var. Hakem hataları var. Gireceğiz. Evet, konuşacağız. Buradan bayağı bir gündemle ilgili konuşmalar yapacağız. Evet, ayrıca rövanş maçının öncesinde değerlendireceğiz. Evet. Görüşlerimizi belirteceğiz. Çorum'da biliyorsun, daha doğrusu bu maç öncesinde sen Can Ahmet'le beraber yapmıştın. Çorum'dan evet, galibiyet bekliyordun. Hatta en az 2 fark ama çok fazla onunla ilgili de yorum gelmiş. Ne söylemek istersin? Bunu hatırlatma sonra. Şimdi şöyle. Aslında yine tuttu. Yine dediğim tuttu. Neden dersin? Şimdi aslında maçtan önce ben şunu görüyorum. Çorum şehrinde ve Çorum Futbol Kulübü taraftarlarında çok büyük bir heyecan vardı. Stres vardı, heyecan vardı. Şimdi aslında bu kadar büyük heyecan, stres aynı zamanda bazen biliyorsun Furkan ters tepiyor. Şimdi bazen deplasmanda oynamak daha iyidir. Hı hı. Çünkü neden daha iyidir? Deplasmanda taraftarın daha az olduğu için baskı daha azdır ama burada şimdi büyük baskı var. Bir de Çorum Futbol Kulübü tarihinin maçı bu aslında. Yani zaten 1. Lig'de ilk defa oynuyorlar. Aynen. Ve playoff'u çıktılar. Belki de kanguru gibi zıp 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 zıp. 2 senede 2 lig. Süper Lig'e çıkacaklar, evet. Aynen. Değil mi? Hiç belli olmaz. Sanki yani hakemi konuşacağız ama bu baskıyı sanki kaldıramamışlar gibi sanki. Ya baskıyı kaldıramadı, bence çok fazla stres yaptılar. Hmm. Şimdi mesela Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Kadroya baktığın zaman da evet, birincilik seviyesinden konuşuyorum. Burada hani bu noktada şampiyonluk ve aslında bu havaları bilen oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Hatta yok yani. Bir Ahmet İlhan diyebiliriz. Ahmet İlhan diyebiliriz. Nalepa diyebiliriz. Nalepa diyebiliriz. Ahmet Sakat Samsunspor'da şampiyon oldu biliyorsun. Ama o da yedek olduğu için, yedek olduğu için 11 değil gibi gözüküyor. Değil tabii ki. Evet, aslında baktığın zaman çok doğru bir nokta temas ettin. Yani şampiyonluk stresi yaşayan, çünkü o bir stres şimdi baktığın zaman. Yani herkes bak Galatasaray bir stresi yaşıyor yani. Ama sıkıntı şurada, o stresi yönetmek ve o stresi yönlendirmek lazım. Tabii. Bir de hani baktığımız zaman da kulüpte herkes stresiydi. Bunu sen de biliyorsun. Evet, başkanından tut, tepeden tırnağa. Evet, evet. Taraftar da aslında çok şeydi. Evet. Ki gayet de iyi destek vermişlerdi. Kapalı gişe oynandı Çorum Stadyumunda. Fulldü. Ama Kocaeli maçı da fulldü. Kocaeli maçı da fulldü. Bu maç da fulldü ve iyi coşku vardı. Ama ilk maç 1-1 sonuçlandı. Ama artık deplasman gol kuralı olmadığı için dezavantaj noktası da yok, avantaj noktası da yok. Dünyanın en saçma sapan kuralıydı. Evet. Yani şimdi düşünsenize, maç berabere bitiyor ama turu başkası geçiyor. Hı hı. Böyle haksızlık olmaz ki. Aynen. Abi. Beni yenmesi, yani benim bu turu geçmesi için yenmesi lazım abi. Evet. Adam yenmiyor seni, yenmediği halde daha fazla deplasman gol attığı için geçmeye çalışıyor. Şimdi deplasman gol kralı olsa, kuralı 0-0 bitse Bodrum geçiyor. Yani, evet, yani ben zaten yenemeden geçiyor. Aynen. Ya böyle bir şey, saçmalık olmaz abi. Ben de her zaman bu kurala karşıydım. Allah'tan kalktı. Kaldırdı. Güzel oldu. Şimdi karşılaşmaya baktığımız zaman da kardeşim, yani bu hakem çok mu arandı? Veya bu hakem bu maça gelirken özellikle yardımcı hakem, kenar hakemi soyadı Çimen. İsmi Serkan Çimen. Serkan Çimen. Saçları akça pakça olan bu. Aynen. Ekranların aşağısında gözüken aşağı, hakem. Sağ tarafındaki. Karşısındaki hakem. Yani Çorum'un attığı, yani daha doğrusu Bodrum'un attığı ilk gol, Çorum'un yediği ilk golde kardeşim, top Bodrum'dan çıkıyor. Evet, evet. Sen nasıl görmüyorsun? Evet. Yani sen ne diyor o zaman? Kenarda hakemsin. Şimdi ben niye bu konuya girdim? Dün mesela ikincilikliğin maçlarının öncesini konuştuk. Yarı final maçları var biliyorsun. Dedik ki inşallah hakem hataları olmaz. Bir senenin emeği. Kardeşim sen evet, bir senenin emeği karşılığında bu tarz yanlış kararlara giriyorsun ve bunlar takımları hem kırıyor ki o pozisyonun arkasında hemen zaten biliyorsun Bodrum gol attı o taş evet, şeyinde. Onu da geçiyorum. Sen dün bir yayın yaptın. Evet. Bodrum'dan bir tane yönetici yayını aldın. Servet Çavuşoğlu'nu. CEO. Kardeşim ey Servet Çavuşoğlu, sana geliyorum şimdi. Niye geliyorum? Gelme, ya adama soru soruyorsun. Golü görmedim, tacı görmedim. Görmemişim. Abi niye gittin Çorum'a o zaman sen? Hayır şimdi görmemiş. Çorum'a gittin hani, sen hani stat böyle ya. Şimdi bak karşımıza şurayı sahaya aldı. Maçı bana, böyle mi izledi yani? Hayır orada dedi ki bir kargaşa karmaşa var dedi. Yani golü görmemiş, başka pozisyonu görmemiş. Ben de onu sormuştum. Nasıl dedim bir kargaşa karmaşa var? Yani orada hep bir şey varmış böyle. Bir kaos olduğundan bile bahsetti. Ben de ne olduğunu anlamadım yani. Nedir bir kaos noktasında? Şimdi bak Çorum, onu şaşırdık. Bodrum maçı vardı biliyorsun. Evet. Sezon içinde. Burada bir haber geldi de. Neyle ilgili? Ha. Gerçi bizim konumuzla alakalı değil ama eğer içinizde Adana sporları varsa güzel haber geldi diyorum. Kulüp devriyle ilgili. Yani Adana sporlar da Çorum FK, Bodrum FK programı izlesinler. Aynen. O, izleyen de oluyor zaten. Diğer taraftarlarını izliyorlar playoff olduğu için. Doğru. Hani şey noktasından geliyorum. Şimdi o Çorum-Bodrum maçı varken Bodrum'un verilmeyen penaltısı vardı biliyorsun. Evet, evet. Orada o gün de çıktık biz, hakeme eleştirdik Bodrum'un lehi için mesela. Bir hata kapanır mı kardeşim? Kapanmaz. O doğru değil zaten. Bakın, hakemlikte ne görüyorsun şu an kardeşim? Hakemlikte bakın bilmediğiniz bazı kurallar var. Hatayla kapatmaya çalışırlar. Yani maç içerisinde bir hata yapıyor hakem mesela. Ama hakem abi kafası orada kalıyor ya. Hemen mesela bir hatayla kapatmaya mesela çalışıyor. Hakemler farklı. O hesabı tutmuş hakemler. Hakem kendi kafasını tutmuş. Ben demiş ki Bodrum'a bir hata yaptım ben. Hı hı. Bodrum'a hata yaptıysam tamam olabilirsin. Onun telafisi başka yerde abi. Şimdi bunun telafisi burada olmaz. Eğer böyle bir Kadir sağlam olmayan sağlam. Kadir sağlam. Hiç sağlam değilsin. Hiç sağlam değil abi çünkü. Bir kere yan hakem Serkan Çimen bahsettik. Gerçekten de bir garabet. Serkan Çimen mi? Serkan Çimen mi? Serkan Çimen. Hmm. Buradan da bir daha bakalım da sanki ben... Serkan Çimen. Ha, tamam Serkan Çimen. Bir kere abi yan hakemin görevi belli abi. İki tane görevim var abi. Offside. Bir tanesi offside kaldırmak, bir tanesi taçı kaldırmak. Hı hı. Yani senden var beklenmiyor, senden avar beklenmiyor, senden davar beklenmiyor. Yapacağın iki tane şey abi. Kaldıracaksın, indireceksin şu bayrağı. Yahu taçı yani derler ya Ezel'in kör teyzesi bile görür vaziyette. Ondan çıktığı belli abi. Çok belli. Gözünün önünde. Uzakta gitme gerek yok. Ama sıkıntı şurada oldu. Çorum Futbol Kulübü'nün defans oyuncuları o taşta kalınca bak iki pasta gol attılar. Uydular. Bir taç, bir pas verdi. Samet gol attı. Ama işte denge bozma bu. Hani hep deriz ya işte takımı kırma. İnce. Tabii lime doğru. İnceci beyler. İnceci. Şimdi hani ben hakem konusuna girerken şimdi insanlar şunu diyebilirler. Kardeşim sen Çorum'u yalıyorsun. Geçen yazmışlar işte sen Çorum'u niye bu kadar? Ben Çorumlular bana en çok diyorlar sen Çorum düşmanısın diye. Hayır, öyle tepkiler de alıyoruz. Çorum düşmanı orası ayrı konu. Ha. Şimdi Çorum FK Bodrum maçı varken yine söylüyorum bak hep o konudan niye alıyorum? Hak neyse o abi. O gün de mesela Bodrum'u koruduk. Hakemin hata yaptığını söyledik Bodrum'un aleyhine. Burada da Çorum'un aleyhine yapıldı. Ama o maçta ben dün gibi hatırlıyorum. O maçtan da 2-3 haftadır Çorum'u doğuruyorlardı. Doğru. Çünkü hakemlerimizde şöyle bir kıstas var. Herkesi az ya da çok doğuruyorlar abi. Aynen. Şimdi bunu Eyüp'ü doğradılar. Göztepe'de doğradılar yani herkesi doğruyorlar. Ama şu var zamanlar değişiyor işte baktığın zaman. Böyle bir durumları var. Şimdi bir kere bu gol dengeleri değiştirdi. Yani tamam hemen golü attı karşılık verdi. Atakan Akkaynak bu arada. Aynen. Aslında 9 dakika bana göre sonra, 11 dakika sonra. Maçın ilanı değildi Atakan. Çünkü ilk yarıda özellikle çok ciddi top kaybı yaptı. Çok fazla. Top kaybı oldu. Ciddi pas hataları oldu. Hatta kritik bölgelerde kritik pasları atamadı. Aynen. Fark ettiysem. O da sıkıntı oldu. Maçın başlangıcında her zaman övdüğümüz o Thomas Verhaeghe biliyorsun. Bir kafa, bir ayak. Yani tam kafayı demiyorum ama o ayak pozisyonunda tabii kaleci bu arada. Bak tecrübeli kaleci. Diego Souza büyüdü. Hı hı. Yani o tamamını kapattı ama ben iyi bir forvet hemen tık yapacaktı böyle. Balerin gibi. Değil mi? Yılan gibi bırakacaktı oraya. Yapamadı onu mesela. Geraldo sakatlıktan sonra gelmedi. Geçen maç da gelmedi. Bu maç geçen maçtan da kötü. Evet. Geçen maç bence iyiydi de bu maç biraz altında kaldı. Çok yani çok kötü. Zaten hoca da 72. dakikada oyundan çıkarttı Geraldo'yu mecburen. Hatta 72 bile fazla geldi. Evet, çünkü 72 fazla geldi. Yani maç temposu gitmiş, kondisyonu gitmiş. Normal. Heyecan gitmiş. Gayet normal ama şimdi şöyle bir durum var. Çorum'un da futbol kulübünün de oyun formatında Ozan Sol'la Geraldo başroldeydi. Tabii. Zaten Ozan son dönemde çok çıkıştayken sakatlandı. Evet, Geraldo çıkıştaydı o sakat. Ben programda bugün bir şey dedim. İki tane formda olan kanat oyuncuları arka arkaya sakatlandı demiştim. Kanatlar kırıldı. Aynen. Şimdi Eren Aydın işte hoca kullanıyor. Ahmet İlhan'ı koyuyor ama Ahmet İlhan da zaten belli bir yaşı var. Belli bir dakikadan sonra oyundan da düşüyor. Evet. Ve hani Ahmet İlhan da biliyorsun gördü kartın bir tanesi zaten. Şimdi bak. İtirazdan oldu işte. İşte bak bela üstüne bela. Tabii. Şimdi bir tane akbaş kafalı hakem bir anda ortalık karıştı. Direkt karıştı. Bak bunu hep ince hakemler abi. Bir kere taçı vermedin. İki pasta gol attı Bodrum. Tamam. Gol goldür. Bir şey diyemeyiz ama taç olduğu bariz. İkinci nokta. İtiraz ediyorlar. Şimdi Ahmet İlhan'ın ilk kartı buradan geldi zaten. Evet. İtirazdan geldi. İtirazdan geldi. Şimdi sonradan normal faul geldi. Tamam. İkincisi kart. Ayağı kaldırmış adamın ağzına kadar. Ağzına sokacak normal kramponlarının. Kırmızı kart bile verse yok demez sinirlerden. Yani Ahmet İlhan kramponları adamın ağzına sokmaya çalıştığı yer. Orası ayrı bir şey. Tabii girmemiş. Ağız alamadı kramponları. Orada bir sıkıntı var. Ama ilk kartı hakikaten de ya yanlış oldu yanlış. Ya abi. Yanlış. Hakem de şimdi bak çok ince. Adamlar bir de hani derler ya neyle oynuyorlar? Siniriyle oynuyorlar. İşte bak mesela ne diyorsun? Savunma oyuncuları taşta kaldı uyudu gol oldu. Evet uyudular. Ama adam haklı yani. Evet. En ince detaylarında sen göreceksin. Evet. Sen adamın hakkını ver. Doğru. Penaltıysa penaltıyı çal. Ver. İşte faulse faulü çal. Aynen. Taçsa taçı çal. İşte yine bahsediyorum. Çorum Bodrum normal sezondaki maçta Bodrum tarafına çalmadı. O gün de ben burada hakemi çıktım eleştirdim. Bugün de burada Çorum'un aleyhine var. Doğru. Şimdi Ahmet İlhan eğer görmeseydi kırmızı kart işte belki daha farklı noktada oyun olabilirdi. Bir de Ahmet İlhan da şimdi Ozan'la Geraldo'nun bu formsuzluğunda aslında bir altın gibi, bir nimet gibi. Şimdi Geraldo zaten eksik gibi. Ozan zaten sezonu kapattı. Şimdi Ahmet İlhan da yok. Şimdi onu konuşacağız gerçi ama ya Bodrum maçına bu arada hoca falan da yok biliyorsun. Yani Serkan Özbal çok eksik kadroyla gidecek. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu arada Serkan Hoca'ya hani maç gerçekten çok gergindi. Aslında şimdi Çorum'la Bodrum arasında bir gerginlik yok ama İşte hakemler maalesef abi böyle ince doğrayınca maçta böyle gerginlikmiş gibi oldu. Zaten maçın gerginliği oldu. İki tarafın gerginliği olmadı birbirine aslında. Bana lütfen söyler misin? Ben ilk defa gördüm çünkü. Çorum'da sahaya su atıldı, yabancı madde atıldı bir maç gördün mü sen? Yok hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Allah için. Görmedim. İlk defa bu maçta gördüm. Niye hakem? Sinir kayısını arttırdı, çıldırttı çünkü. Maçın başından beri penaltı pozisyonu var. Net penaltı. Ahmet İlhan topa kafayla vururken oyuncu burasına net eline çarpıyor. Üzeyir. Pozisyon penaltı aynen. Üzeyir her gün. Yani şöyle net diyorlar penaltı. Ki yok yakın mesafe uzak mesafe. Ya kardeşim yakın mesafesi o zaman alsın basketbol atsın. Aynen. Böyle bir şey var mı abi? Net penaltı pozisyon. Net penaltı. Bir de Gökdeniz'in... VAR niye müdahale etmedi? VAR hiç müdahale etmedi. Kim VAR'daki kim abi? VAR yazmıyor burada ama VAR'da kim olduğunu bilmiyoruz. Mustafa Sönmez. VAR mı oluyor? Dur VAR yazmıyor burada. O VAR değil. VAR ben yazmıyor bakayım. Genelde. Sen oradan bak. Şimdi bir kere VAR devreye girmedi bu bir. Bir kere pozisyon penaltı. İlker Coşkun aynen. Bir de Bodrum'un penaltı beklediği pozisyon var Gökdeniz'in. Ben pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bıraktı. Değil. Asılma falan da yok. Bravo o değil. Hani asılma olsa hatta yine normal sezona gidiyorum. Hep çünkü konu birbirine bağlantılı. Mesela Bodrum'un o günkü penaltıları net penaltıydı. Net penaltı. Hakem vermedi. Yani net olarak Çorum doğrandı bu maçta. Yani bak net hakem katliamına Çorum FK tarafı uğradı. Şimdi o topa girmek istemiyorum ama dünkü bizim canlı yayınımızda da çok sordular. Sana da ben bu soruyu sormak zorundayım. Sonuçta tamam belki bu farklı bir konu ama sormak da gerekiyor. Şimdi biliyorsun federasyon seçimleri var 18 Temmuz'da. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da sonunda. Şimdi bazı kulüpler de biliyorsun hatta 150'ye kadar olmuş galiba ama federasyon bunun 100 olduğunu söylüyor. 150 civarında imza ve delege verenlerin de seçimi daha erken almak için bir dilekçe verdiler. Dilekçe veren kulüpler içerisinde Çorum Futbol Kulübü de var. Evet. Deniyor ki taraftarlar bazıları. Ceza veriyorlar. Evet. Çünkü yani kulüplere, imza veren kulüplere baskı yapıldığına dair bazı duyumlar var. Bunu Vanspor'a yaptılar ya işte orada onu konuşuyorlar. Sence böyle bir durum var mıdır? Yani dilekçe verdiği için hakemlerin bu tür durumu var mıdır sence? Valla ben şöyle de bir şey düşünüyorum. Bir ara bir şey söylendi. Federasyon bazı kulüplere para verdi ki imza vermesinler diye. Şimdi acaba bazen de şunu düşünüyorum. Diyelim ki bu iddialar doğru. Bazı kulüpler de bunu kabul etmedi. Örnek veriyorum Çorum işte. İşte Vanspor. Bir de böyle bir cezalandırma var. Senin dediğini bir de öyle bağlıyorum. Taşta nasıl? Bu daha da zararlı. Hani para vermiyor. Tam tersi önünü kesiyor. Yok parayı veriyor ama kulüp kabul etmiyor. Kardeşim ben seni istemiyorum. Ha, o zaman önünü kesiyor. Ha. Bir de böyle tarafta da var. Yani ben... O daha tehlikeli ama. Tabii o daha tehlikeli. Para hani var yok ama böyle önünü kesmek daha sıkıntılı. Tabii. Ya da ya... bir hakemler acaba şimdi bilmiyoruz. Böyle bir talimat gidebilir mi sence veya gitmiş midir? Vallahi her şey olur. Bak bu şimdi, federasyonda her şey yaşadık biz. Çorum taraftarı çünkü bununla alakalı gerçekten diyor ki tamamı diyor sebep bu diyor. Bu hakem kötü yönetimi. Vallahi olma ihtimali de var. Hani net ben buna bir şey diyemem. Çünkü zan altında kalma gibi. Delil olan. Yok. Delil yok. Ama bu federasyonun bu sene yaptıklarıyla hiçbir şey şaşırmıyoruz. Evet, her şey oldu bak bu sene ya. Bak her şey oldu. Evet, evet. Hakem dövüldü. Maçtan çekilme oldu. Hakem hatanın haddi hesabı yok. Şimdi Süper Lig'de biliyorsun Ali Çamlı, Ali Hoca, Kayserispor Başkanı sahaya indi. Yine hakem Halil Umut Meler. Evet. Yine bak yani ki ben o zaman Ali Hoca'yı eleştirmiştim. Devre arasında bu olaylar olduğu zaman biz de hakemlere sahip çıkıyoruz demişti. Aynen o zaman. Hocam dedim yani başkanım biz ona hoca diyoruz. Aman dedim hocam bunlara sahip çıkma. Bunlara arkada çıkma. Arkandan vururlar. Ne oldu vurdular. Ben o gün ne dedim biliyor musun? Vurdular. O Faruk Koca, Halil Umut Meler evet. Olay olduğu zaman şunu söyledim. Faruk Koca'nın hareketini tasvip etmiyorum. Kesinlikle doğru değil. Yapılan davranışı kınıyorum. Ama dedim hakemler masum görmeyin dedim. Abi tabii. Bunu söyledim. Çünkü hakemler masum değil kardeşim. Çıktılar hastane önünde koçan dilekçe verdiler biliyorsun. Aynen. Biz diyorlar çıkmayız. İşlerini doğru yapmıyorlar çünkü. Biz şöyle yapmayız, biz böyle yapmayız. İşlerinde proje hakemler de var, Arda kardeşler de vardı. Evet. O saçlarını uzatan da vardı. Şey mi? Mete Kalkavan. Aynen Mete Kalkavan. O da vardı, bu da vardı, şu da vardı. Her tarafta vardı. Ya bakıyorsun abi, enteresan nokta şurası. Nerede abi? Al işte. Hep devam ediyor. Bak İstanbulspor'u doğradılar. Bak o şeyde mesela Halil Umut'a gittiler. Selçuk'a biliyorsun. Aynen. Fenerbahçe doğrandı. Hani Fenerbahçe doğrandı. İtiraz ediyor. Ali Koç oradaydı. Ecmer Başkan oradaydı. Ali Çamlı oradaydı. Yani kim arka çıktıysa arkadan vurdular abi. Tabii hepsini öyle yaptılar. Yani o yüzden bu sene bu federasyonun yönetiminde her şeyi yaşadık. Çok o yüzden senin bu sorduğun soruda da olma ihtimali de var ama bilgimiz yok, delilimiz yok, evet. Bir şeyimiz olmadığı için net olarak söyleyemiyoruz tabii ki. Taraftarlar ciddi isyanda. Bir de hakikaten şimdi bu kadar kaliteli bir maça ya Kadir Sağlam mı abi isim? Başka isim yok mu abi? Aynen, çok yani affedersiniz Süper Lig'den yani, daha iyi bir isim getirmiş. Evet yani Süper Lig'de bile daha kendini kabul etmemiş bir adam. Hatta şey diyor bu maçlara işte Süper Lig hakemi gelecek diyor. Ya ne gelecek kardeşim? Açık açık. Ya ben mesela bir Erkan Özdamar beklerdim mesela burada. Hı hı. Neden beklerdim? Çünkü en son adamda gördüm mesela. Kastamonu Ahmet maçını yönetti biliyorsun. Mükemmel yönetti. Çok güzel maç yönetti. Mükemmel yönetti yani. Ben böyle hakemi ama diğer hakem mesela berbat yönetti. Buca Erok maçını. O da mesela o da Samsun bölgesi hakemiydi. Yani illa yani Süper Lig hakemi diye pazarlıyorlar yalan. Mesela bu hakem bence var ya balda maç yönetemez abi. Hele Serkan Çimen. Ya balı malı geç. Yani halı sahada ben maç yönetemem o adamı. Ya zaten hayır tam bakış açısında o taş pozisyonu. Önünde abi ya. Tam. Yani önünde ama sen orada geliyorsun. Yapman gereken senin ne abi? Yan hakem mi? Yan hakem mi bu arada yamuk hakem mi? Ona bir adını koyalım. Yan hakem mi yamuk hakem mi? Yani yan hakem offside'i kaldırır, taçı kaldırır. Hı-hı. İki tane görev var abi. Herhalde. Ama sen ne yapıyorsun? Kritik yerde vermiyorsun taçı, evet. Ters veriyorsun ve pozisyon gol oluyor. Yani her zaman hakemlerimizin bence çok farklı noktada eğitimler alması gerekiyor artık. Veya hatta ben hep şunu söylüyorum, eğitimi geçiyorum. Bir hakem hatam yapmış kardeşim. Getireceksin. Ben böyle düşünüyorum. Sana da soruyorum. Evet. Çok net hata mı yaptı? Şimdi burada net hata var. Net hata var. Penaltı da vermemiş. Evet. Ama ben penaltı geçiyorum. Net hata işte faul veya taşlardan bahsediyorum. Gel diyeceksin buraya. Diyelim ki maç başına mı para alıyor? Diyelim ki atıyorum bu maç için diyelim 100 bin lira aldı hakem. Hı-hı. Gel kardeşim sana 25 bin lira veriyorum. Bak 75'ini kesiyorum. Evet. Vereceksin burada bir 5 maç ceza. Evet. Sana 5 maçta maç da yok. Böyle cezalandıracaksın. Ama yok, kardeşim bunu da görmüyoruz. Evet. İşte bunu görmeyince de ne düşünüyorum? Federasyon demek ki bunlara göz yumuyor. Onun cezalandırıyorlar ama abi hakemi o kadar kötü ki. Hatta Ali Palavi'yi biliyorsun. Geçen senelerde bir Bandırma Altay maçı vardı. Evet. Çok fahiş hatalar yapmıştı. Adamı 8 hafta 2 ay dinlendirdiler. Bir maça çıktı. Yine bu doğru. Yine berbat yaptı biliyorsun. Aynen. Yani abi bazılarında niyet kötü abi. Adam kötü niyetli ya. Adamın niyeti kötü. Yani baştan gelmiş. Bir kere bak Çorum gibi. Hani dünyada olay çıkabilecek en son stadyum ya. Çorum'da hiçbir zaman ben dediğin noktada hiçbir zaman yok abi. Görmedim. Adam polis korumasına çıktı ya. Polis kalkanına çıktı. Hı-hı. Çorum'un tarihi ilk defa böyle bir şey olmuştur abi ya. Aynen düşün işte. Ya, ama neden biliyor musun abi? Bunlar ince ince doğradıkları için Çorum taraftarı da burama kadar geldi diyor adamlar abi. Şimdi mesela hani Halil Umut Meler olayında da yine söylüyorum. Adamlar çıldırdılar mesela. Her orada bak Emre Hoca çıldırmıştı. Faruk Başkan çıldırmıştı. Taraftar çıldırmıştı. Soruyorsun ya vurmasaydı. Ya vurmasaydı ama abi insanlar da soruyor. Robot değil ki abi. Tahrik ediyorsun. Tahrik ediyorsun sen şimdi. Şimdi bu sene Kaç tane maç sayarım? Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig'den, 3. Lig de dahil. Kaç ayıp. Tane geçen sene örnek veriyorum. 2. Lig'den bahsediyorum. Kırşehir'in 5 tane o saat nedeniyle iptal edilen golü var. Nasıl biliyor musun? Kaleyi şuraya alalım. Evet. Bak kaleyi burası alalım. Diyelim Kırşehirli oyuncu şurada. Tamam bak şurada Kırşehirli oyuncu. Rakip burada. Adam böyle çıkıyor. Buna offside verdiler. Rağmen, bak kaç da 5 tane işte, en az. De küme düştü. Geçen sene düşmedi. Geçen sene oldu olay ya. Bu sene de düştü. Ama herhalde işte yakalarlarsa. Aynen. Yani o yüzden hakemlerin gerçekten cezalandırma sistemi olması gerekiyor. Evet. Benim bu bahsettiğim noktada. Doğru. Abi vereceksin bir para cezası okkalı. Doğru. Bir de üstüne 7-8 maçına kadar cezaysa bunu vereceksin. Böyle. Şimdi sağdan da konuşalım. Sağdan konuşalım. Şimdi aslında her iki takım da aslında benzer formatta oynuyor. 4-1-4-1 dediğimiz. Evet. Formasyonda oynuyor ki benim Süleyman'a da bu arada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ah Süleyman'a. Sakatlandı. Ah Süleyman'a. Geçen sene çok beraberdik. Evet. Ama şöyle bir durum oldu. Sene başından beri Süleyman yok. Bak o final maçı Süleyman'a iyi gelmedi. Peki sana bir soru sorayım. İyi gelmedi. Bilgin var mı? Hatta hemen lafımı bitireyim. Süleyman yerine gelen Furkan kardeşimiz de yani şimdi Çorum'un CEO'su da o konuya girecek. Samet Bey bahsetti. Ben biraz hemen gireyim ona. Sonra pası atayım. Bana göre bu sene çıkar çıkmaz. Çıkarsa oynayacak stat da belli değil ama Bodrum bence çok ciddi manada bir model teşkil ediyor sevgili Furkan. Türkiye liglerinde kaç tane takım var abi profesyonel liglerde? Süper 1, 2, 3. 100'den fazla. 4 tane grup olduğu için oraya bir kere adeyelim. 20'de 80, 20'de ikinciliklerde. 140 tane takım var. 150 diyelim. Bir Süper Lig'de de var mesela. 150-160 takım içerisinde 3 yıldan beri aynı teknik direktör çalışan kim var? Kimse yok. Bir tek İsmet Taşdemir ve Bodrum Futbol Kulübü. Aynen. Helal olsun. Bir de bu sene şöyle bir yapılanmaya gitti. Helal olsun abi. Furkan Apaydın'dan girdin. İkincilikten oyuncular getirdiler. Genç ve... Hep tarama. Hani ikincilikten... Bak, bir tanesi Furkan işte bu. Furkan Apaydın. Senin adaşın. Aynen. Nazilli'den geldi. Değil mi? Aynen. Ahmet Aslan geldi. Buca'dan. Eray Akar geldi. Sana Eray Akar'ı soracaktım. Eray Akar kadroda yoktu. Sakatlığı mı var? Eray Akar aslında var ya Afyon'da bana bunu... Evet sen de biliyorsun. Bitirememişlerdi. Aman dediler şöyle aman dediler böyle. Ben birkaç takıma önerdim onu biliyorsun. Evet. Daha adapte olamadı. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Daha adapte olamadı. Ben İskenderunspor'u önermiştim. Öyle mi? Sezon başı. Anlaşıyorlar. Ardından Bodrum'a teknik gelince Eray oraya bozuyor buraya geliyor. Şimdi. Birinci lig gelince. Abi hem Bodrum. Tabii. Hem birinci lig. Bir de iyi takım. Ama ödemeler sağlam. Aynen. Eray Akar'da bir sıkıntı var herhalde. Eray Akar nerelerde bir sakatlık mı var? Sakatlık var. Biraz da adaptasyon tabii yavaş yavaş olacak. Ya bir de şöyle bir nokta var. Çok genç yaşıyor. 20 mi? Tabii 21 yaşında olmasa lazım. Çok genç. Eray için ben şunu söyledim. Afyon'da oynuyordu. İşte bak kulüplere önerdim. Hatta programlarda söylüyordum ikinci programlarda. Ama altını çizdim. Furkan için de ben bunu söyledim. Eray ile Furkan şu anda birinci seviyesinde değiller. Ama bak Ahmet Aslan'a şey demedim ha. Bak Ahmet Aslan oynar dedim. Oynuyordu. Ahmet muhteşem oynuyor hakikaten de. Büyük ihtimalle de rövanşta bence Furkan Apaydın sanki ilk 11'de başlayacak gibi duruyor. Şimdi Süleyman iyileşmezse. Şimdi Çeluşko sakat. Çeluşko da sakat. Evet, sıkıntı oldu yani. Sakat. Normalde aslında bu sene Süleyman yerine Çeluşko oynuyordu. Şimdi Çeluşko sakat. Süleyman zaten attı. Daha 15'te çıktı hemen Süleyman zaten. Şimdi Furkan oynayacak. Ama orada gerçekten Ali hakikaten güzel işler yapıyor. Çok da istikrarlı, çok da başarılı. Bravo kardeşim. O da biliyorsun 3-4 sene önce Silivri Spor'da oynuyordu. Aynen. Yani aslında Bodrum Futbol Kulübü'nün temelinde hep böyle oyuncular var. Aynen. Başkanım dün açıkladı mesela. Başkan değil mi? CEO açıkladı mesela. Hep de tarama yapıyoruz. 2 ve 3'leri. Her de oyuncuyu almıyoruz. Şimdi bazen o da var. Şimdi onu da açıklayalım. 2'den 3'ten ya herkes de adam değil kardeşim. Herkes de iyi topçu olacak diye bir kural. Hayır bazı adamlar iyi oynuyorlar. Tarama yap. İyi oyuncular ikincilikten ama birinciliğe uymaz. İşte benim söylediğim. Bu benim kendim görüşüm. Furkan Apaydın'la Eray'ın şu an erken olduğunu düşünüyorum mesela. Ama şu an mesela pat oynamak zorunda kaldı. Tabii. Başka adam kalmadı. Aynen. O da bir şanstır. Tabii. O şansı Furkan kardeşim iyi değerlendirirse alır götürür. Tabii. Ha, ben bunu belirttim diye oyuncu oynayamayacak diye biliyorum. Adam kendini gösterir beni yanıltır. Ben görüş belirtiyorum. Bir de bak abi. Bodrum'un şöyle bir oyunu seviyorum. Bak Samet, isimsiz kahraman. Üzeyir. Burak, isimsiz kahraman. Üzeyir. Çok geç yaşta futbola başlamasına rağmen harikalar iş yapıyor. Dün mesela beraber ortamda ondan mesela bahsettim. Hatta ben ona Füzeyir diyorum mesela. Diler niye Füzeyir? Çünkü füze gibi şut atıyor adam. Aynen. Yani bir sağ bekte. Ben buradan şaşırıyorum abi. Süper Lig takımlarının futbol bilmeyen cahil yöneticilerine buradan sesleniyorum abi. Ya Üzeyir kaç yılda aynı performans. Çocuk her sezon 35 maça çıkıyor abi. Doğru. Katkıysa katkı. Ya kimler oynuyor Süper Lig'de sağ bek noktasında? Ya bu Hüzeyse ne yaptı ya? Ben niye bunu almıyorsunuz abi? Cihan Topaloğlu biliyorsun. Sakarya'da muhteşem bir kaleci. Ya bunlar abi nasıl görmezsiniz siz ya? Gidip Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından futbolcu getiriyorsunuz. Kuzey'in kutuplarından futbolcu getirtiyorsunuz. Ya siz hakikaten akıl mantığınız yok sizin abi ya. Ya bazen gerçekten çok yanlışlar yapılıyor. Mesela ben Bodrum için şunu da söyleyeceğim. Çok da güzel bir vefa örneği. Celal Duman'da Bodrum. Amatörden başlayan adam. Müthiş bir şey abi ya. Bak Bodrum tarafının ona vefa göstermesi de çok değerli. Kaptan Erkan da biliyorsun. Aynen Erkan değişmez. Ama o da bu sene hani oynamıyor. Yaşta bayağı kemalerdi evet. Yani. EYT'den emekli olacak ama. 38 herhalde yanlış hatırlamıyorsun. Evet ve ama şu var. O da mesela hani bunlar temel Bodrum 37. Abi. Ali de öyle şeyde mesela hani bunu hep temelden Bodrum gibi abi. Çok iyi noktada durumda. Ve hani bir kulübü anlat desen bunlara soracaksın. Doğru tabii mu? Ki. Cenk Şen de bu arada kaç yıldır? Evet o da öyle. Bakalım Cenk de 2020 yılından beri burada. 4 yıl olmuş. Antalya Spor'un zaten altyapısından evet, şey oldu. Evet, hani artık oranın evladı tamamen evet. Şey zaten. Yani şimdi bak yeri geliyor aynı futbolcuyu artık takip edemiyorsun. Aa buraya mı gitmiş diyorsun mesela tabii. Ama burada temel belli başlı kurallar var. Tabii. Süleyman da öyle 4-5 yıldan beri burada. Süleyman da öyle ve Ali Bodrum'un gerçekten böyle bir yapısı evet. Var. Sistemi var. Bu sistem üzerinden güzel bir birliktelik var bak, İsmet Taşdemir'le beraber. Yıldız desen yıldızı yok. Efendim söyleyeyim böyle ya şunu transfer edeyim desen düşünürsün mesela baktığın zaman ama birlik beraberlikte çok güzel oynuyorlar. Güzel bir sinerji çıkartıyorlar. İşte abi oradaki parçaları alıp kendi Hazal. Takımına monte edeceksin. Bu kadar basit. Mesela dediğim gibi Üzeyir mesela. Bak stoper Ali. O da büyük çıkış yaptı mesela. Ali Aydemir abi. Yani nerede oynayan çocuk nerelere geldi abi. Tabii. Şu an 1. Lig'in kıdemli stoperlerinin bir tanesi oldu. Kesinlikle. Çünkü Bodrum az gol yiyen bir takım. Bodrum bir de hani baktığımız zaman da zaten içeride söylüyor. Yani Bodrum'un kendi sahasına oynadığı maçlarda az gol yiyor diyoruz. Gol yemiyor hatta diyoruz. Acı çekersin. Şimdi deplasmanda bile evet. Birbirlik... Zaten deplasmanda bu şey alması mükemmel bir şey oldu. Çünkü zaten kendi evinde aynen. Kıskaç alacak yani. Şimdi Çorum tarafına bakacak bakalım olursak Çorum da bakalım. Çorum'da biliyorsun Ahmet İlhan oynamayacak. İki isim bu arada çok hoşuma gitti. Zagretori ile özellikle Landry bana göre devre arasındaki en iyi transferden bir tanesi oldu. Landry. Aynen. Yani direkt katkı verdi. Hakikaten direkt katkı verdi. Ben nokta transfer demiştim yorumlarken. Yani, o logo orada biraz biliyorsun hatalar yapıyordu. Çok hatalar yapıyordu. Şimdi Zagretori kıdemli. O logo kıdemsiz. Aynen. Genç oyuncu. Olur olmaz noktasında. Ama enteresan bir şekilde Landry oraya tam böyle cuk oturdu. Landry bir de darbeli stoper. Darbeli sert. Stoper sert. İşte benim bahsettiğim korkutucu, aynen. Çirkin, sert, mücadeleci, kaya gibi. Kaya gibi. Ve kendini gösteriyor. Aynen. Neye güldün? Landry de gol attı ya Urfa maçında. Attım oraya gitti. Hani Urfa'yı yakıyordu az daha değil mi? Ya durdun Landry be kardeşim be. Yapmayın bunları kardeşim bize bunları ya. Yani neyse. Çorum'un evet. Bu maç üzerinde baktığımız zaman da bence Atakan senin dediğin gibi performansı iyi değildi. Çok top kaybetti. Şimdi Atakan'a büyük şans gelmiş ha. Bak evet. Şimdi sen bu Ferhat şansı da çok tutuk kaldı. Çok iyi göre. Kullanman lazım. Ama şimdi oradaki şey bozulunca pandem evet, bozulunca ikilisinin evet, kötü evet, olması, yani evet. Birinin kötü olması diğerini de etkiledi. Şimdi rövanş maçında Ahmet İlhan olmayacağı için ben kanatta Eren Aydın'ı bekliyorum. Katılıyor musun yoksa sakatla mı başlar? Yok. %100. Eren başlar diyorsun. Ama bence mesela bu maçta hoca bak Thomas da mesela ben tamam ya bazı servisler falan yaptı ama şimdi rövanş maçı servis maçı değil abi. Rövanş maçı nokta atış maçı. Benim şahsi fikrim hoca muhtemelen yapmaz ama ben hocanın da şunu beklerim Serkan hocamdan. Çünkü kendisi de yok bu arada. O da, hatta o da yerleri böyle biliyorsun. Çok o konuya gelecektim. Biraz önce onu söyleyecektim. Konuşunca unuttum. Bak evet. Serkan Özbaltı da çok sakin bir isim. Evet. Yani hiçbir zaman kavga eden, tepki gösteren bir isim değil yani. Hasolovalı. Cihan Hasolovalı mıydı? Bir galiba öyle olması lazımdı. Bodrum Eyüp maçında nasıl maç çığırdan çıkartıldı? Nasıl maçtı? Burada İsmet Taşdemir gibi buz gibi adam. O gün de onu söyledik. Onun işte, için evet söyledik. Biliyorsun. Hiç. Nasıl bir anda çığırdan çıktı adam? Olur. Çıldırttınız da mı? Ya Serkan Özbalta'yı ben ilk defa böyle gördüm. Yani Serkan Özbaltı da bak vuran... Ben Serkan Özbalta'yla hiç tanışmadım. Evet. Hiç konuşmadım. Çok iyi bir oyuncu. Ama hatta geçen gün ben kimle ilgili konuştum? Dün galiba canlı program yaparken. Çok kibar bir adam. İşte birisini hiç tanışmadım ama adamın Ümit Bozkurt'la ilgili konuştum. Hı-hı. Hiç tanışmadım ama iyi bir insan olduğunu hem çevresindeki insanlar evet, bana söyledi. O da kibar hem de ben görüyorum. Evet. Serkan Özbalta'yı da hiç tanışmadım evet. Ve onun da çok iyi bir insan olduğunu ben görüyorum. Evet. Hani bazı insanlar baktığı evet. Zaman da bazı evet. Elektrik alır bir şey alır. Mesela ama şimdi, bu adamı da çıldırttınız yani düşün. Şimdi düşünsene mesela hoca şimdi eve gidiyor maçı tekrar seyrediyor. Hiç yapmayacağı şeyi yapmış mesela. Şimdi ondan diyorum mesela bazen İnsanlar gerçekten de kendini tanıyamazlar. Çünkü insanları o hale getirtiyorsunuz ki... Ben nasıl yaptım bunu? Evet. Ya ben bunu nasıl yaptım? Mesela adam bazen mesela atıyorum alkol alıyor abi. Direğe çarpıyor. Dümdüz cadde var. 10 metre 20 metre cadde var. Gitmiş direğe toslamış. Evet. Neden? Sonra bakıyorsun kendine gelince diyor ki ben nasıl yaptım diye. Hı hı. Şimdi insanların o sinir uçlarıyla oynarsanız abi bazılarıyla şeytan dürter noktasında. Evet. Yani gözleriniz kapanır, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Serkan Özbalta gibi hep böyle, ben ne zaman konuşsam Serkan Hoca'yla hep bey der, sizli bizli konuşur. Yani hiçbir zaman böyle sen daha de bana dediğini duymadım, hatırlamıyorum mesela. Ve çok kibar. Mesela bir pozisyonları mesela şeyde özellikle basın toplantısında ben katılmıştım daha önceki kulüplerinde. Bir soru sorarsın Furkan, 15 dakika açıklamasını yapar. Çünkü diyor önem, ki, önem gösterir sana. Önem gösteriyor ve detaylı açıklama yapıyor mesela. Hı. Kulüple alakalı, o soruyla alakalı mesela. Ya böylesine bir insanın o hale düşmesi benim var ya vicdanım sızladı. Gözlerime inanamadım ya. İşte Ümit Bozkurt Hoca'ya da yapmışlardı. 3 maç ceza vermişlerdi. Geçen onu da kaldırdılar mesela. O zaten var ya sahtekarlık bak. Hani niye bunlara, o sahtekarlık. Niye o konuya girdim? Çünkü bak aynı tipte insanlar bunlar. Hocanın demediğini, hocanın demedi mesela. Ümit Hoca'nınki de sahtekar. Orada bak bu başka bu çıldırtmak, tarih var. Tabii. Oradaki sahtekarlık var. Hocanın demediğini demiş göstermişler. Hoca da 3 maç ceza vermişler. Valla videosu çıktı zaten, ben oynamak istiyorum. Evet. Orada da 2 dakika kesmişler. Tabii. Canlı yayında da kesmişler mesela. Sırf ceza vermek için. Aynen. Ama yemezler. Avukat da, avukat arkadaşımız da çıktı. Tabii o videoyla direkt hakkını, şey yaptılar zaten. Hakkını savunmuş. Aynen. Bravo. Yani ben bu iki isim karakter olarak hani aynı özellikli isimler olduğu için bunun örneğini verdim. İşte ben onu diyorum. Ben sıkıntı bu maçta yani abi bunlar. Thomas yerine Ahmet Sakat'la başlardım. Kendi bu maç üzerinde. Evet. Deplasmandaki Bodrum maçı için. Çünkü bu maç abi belki de senin son maçın olabilir abi. Edenirsen son maç. Ama şimdi şöyle bir nokta var. Ahmet Sakat ikili mücadelelerde çok kuvvetli değil. Ama şöyle, en azından hızlı bir oyuncu olacak. Yani Thomas'tan daha hızlı bir oyuncu olacak. Hareketli çünkü, tabii. Evet. Şimdi Thomas ama Eren oynayacak. Güzel. Eren'i bekliyoruz. Eren de Verret oluyor. Oynarsa şimdi, bence iyi olur. Evet. Mesela Eren'le Ahmet olsun benim için daha evli olur. Hı hı. Şimdi Geraldo'nun da artık yani tamam sıkıntısın ama artık topa girmesi lazım. Girmesi lazım. Geraldo'nun bu maçta topa girmesi lazım. Sadece Geraldo değil. Tüm oyuncuların artık sezonun son maçı belki de. Nalepası'yla, Ferhat'ıyla beraber yani o özellikle o ya mesela şöyle bir durum da var. Tamam belki savunma noktası enteresan ama Gökhan'ı mesela hoca çok az değerlendiriyor biliyorsun. Karadeniz. Gökhan Karadeniz zaten sezon ilk başta da birçok maçta kadroda bile yoktu. Evet. Gidecek diye hatta Iğdır'la anlaşıldı. Evet. Şimdi Gökhan gibi oyuncular sana abi maç kazandıran oyunculardır. Mesela bak Nalepa belki kazandırmayabilir ya da mesela Atakan kazandırmayabilir ama Gökhan yoktan var der seni. Yoktan bir pozisyon var der. Çıkar 30 metreden atar. Evet. Olur. Şutu var, efsane bir gol atar. Ara pası verir. Seni bir anda farklı noktaya getirir. Çünkü bu maç farklı bir maç abi. Tabii. Peki rövanş maçı için ben şöyle bir şey düşünüyorum. Katılıyor musun bilmiyorum ama şu anda Çorum Bodrum'a giderken kırılmış olarak gidecek. Kırmızı kartı var, hocası yok. Yarısı psikolojik olarak da kırılmış noktada. Evet. Adamı çıldırttın, delirttin yani. Evet, ve oyuncusunu attın, hocasını attın. Evet. Yardımcı hocasını attın. Onu da attın. Düşün bak, yani belki de teknik kadronun yarısı yok. Aynen yani böyle kırılmış bir şekilde gidecek. Ki ben de bir görüş belirtmiştim. Çorum'un finale kalacağını, hatta Çorum'un Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum diye. Ben Çorum'u yine eleyeceğini düşünüyorum o maçta da. Ne düşünüyorsun? Ha penaltıya gider, ha uzatmaya gider, ha 90 dakika da alır. Veya uzatmalarda alır. Ama senin de bir yorumun var, sana öyle vurayım. Bodrum'un karşısında Real Madrid olsa Bodrum favori görün diyordum ben. Bu maçta kimi favori görüyorsun? Ya şimdi burla mı konuşayım, burla mı konuşayım? Her zaman. Bundan söyle. Ne düşünüyorsun? Kalp değil. Bununla mı, bununla mı? Beyinle. Mantıkla. Bununla mı? Söyle bana. Mantıkla. Ona göre söyle. Mantıkla. Bununla farklı söyleyeceğim, bununla farklı söyleyeceğim. Mantıkla her zaman. Buradan başlıyorum ama. Şimdi burası Çorum FK diyor. Neden? Babamın olduğu Çorum FK. Ama hani heyecanı, isteği, arzusu bu takımın ben Süper Lig'de çıkması halindeki yaşattıkları ilk defa yaşıyorlar bu duyguları. Hani bana mesaj geliyor Nazım abi diyor Kocaeli maçından sonra. Allah'ım diyor ben diyor bak yine tüylerim diken diken. Allah'ım diyor biz neler yaptık diyor. Biz nereye geldik diyor mesela. Düşün. İlk defa Bincik'e geldiler, belki ilk defa Süper Lig'e gelecekti. Evet. Playoff'ta yani Kocaeli gibi çok köklü bir camiye elemişsin falan. Şimdi Süper Lig'e Çorum çok güzel gelir. Evla gelir. Süper Lig takımları içerisinde, şehirler içerisinde havalimanı olmayan tek şehir olur. Belki Süper Lig'e çıkmasıyla beraber onu başkanla görüşmüştük. Belki havalimanı yapılır. Ya aslında Merzifon var yakın. Ama uçları attırlar belki. Çorum'da değil kardeşim Merzifon. Tokat'ta. Yakın ama ya. Değil mi? Yok Tokat değil ya, Amasra'ya. Amasra yani şey değil. Çorum'un kendisini değil yani. Özür değil kardeşim. Şimdi gene bombayı patlattın. Geçen de dedin ki Çorum dedin sanayi şehri değil. Adamlar ihracatın listesini sundular bize. Sanayi derken sanayi. Evet bayağı demir dökmüşleri falan filan da varmış. Ya şöyle hani ağır sanayi böyle çok hani fabrikalar. Başlarca fabrika var Çorum'da kardeşim. O kadar yapmasın. Değil. Hayır. Yani benim için sanayi şehri böyle 25 tane sanayi bölgesi olması lazım. OSB'ler. Onun gibi olması lazım diyorum. Şimdi o yüzden getirdikleri çok daha farklı olacak. Bir renk getirir. Tamam. Ama şimdi burası konuşursam abi, evet. Zor gol yiyen bir Bodrum içeride. Solvent kokuları içerisinde. O metal çin seslerin duyulduğu. Stadyumunun sanayinin içerisinde bulunduğu. Tribünlerin hemen dibinde olduğu. Çiminin harika olduğu. Aynen. 45 derece sıcaklığın olacağı. Ama şimdi 45 derece. Felaket olacak. Bir de uzadığını düşün. Bu tür ve ligin ikinci en az gol yiyen takımıdır. Kendi evinde, şimdi bakalım istersen, kendi evinde en az olabilir. En az olabilir, evet. Bak, kendi evinde en az gol yiyen takım olabilir Bodrum FK. Şimdi bu şartlara bakıyorum abi. Bodrum'un bu arada eksi gidiği yok. Var mı abi? Eksi gidiği yok. Bodrum'da Süleyman Özzaman'ın durumu belirsiz. Çeluşko işte sakat. Çeluşko gelirse mesela Süleyman eksikliği de kalmayabilir ki Süleyman oynayabilir muhtemelen. Şimdi kaç cezalısı yok. İç sahada Çorum FK, pardon Bodrum FK 7 golü en az gol yiyen takım. Sonra Göztepe 8, Eyüp 11. 7 gol yemiş. Kaç maçta? 18 maçta. 17 maçta. Abi bakar mısın? 28 atmış. 7 gol yemiş. Ya 17 maçta. Maç başına bir gol yemiyor yani işte. Bir bile değil. Yani 2 maçta bir gol yemiş. Yarım gol bile değil ha. Evet. Düşün yani yarım bile yani. 2,5 maçta bir tane gol yemiş mesela. Şimdi abi böyle bir takımla karşılaşıyorsun. Tam tersi Çorum da deplasmanda 17 maçta 17 gol yemiş. Oo, o bir kere maç golü geçecek. Çok ilginç bir şeye bak. Maç golü geçecek. Bodrum içeride 17 maçta 28 atmış 7 yemiş. Çorum'da deplasmanda 17 maçta 28 atmış 17 yemiş. Tersten gelmiş. Aynen. Bodrum'a şimdi, bir tane bir eklemi unutmuşlar 7 gol şeyini. Şimdi yerine. Maçın gollü olacağı belli. Öyle mi diyorsun? Ama şöyle gollü olacağı. Golle ilgili belli. Çok net bir şey diyemiyorum. Şöyle gollü olacağı belli. Çitlenebilir yani. Yani Bodrum bir gol atacağı belli. Çok hani rakamlar bize gösteriyor. Ama Çorum'un burada gösterici reaksiyon önemli. Şimdi zaten kırılmış geliyor. Evet. Ben mesela maçın başlangıcında bir gol bekliyorum Bodrum'dan. Hani maçın başlangıcına ilk 25 dakika. Çünkü Bodrum şeyle başlıyor. Peki ben de şunu söyleyeyim. Önde başlayıp presle başlıyor. Çorum'un eleyeceğini söyledim ama ben şunu söyleyeyim. Zaten bahsettim ya psikolojik evet. Kırmızı kartlardan dolayı bir kere kırılmış geliyor. Evet. Aslında biraz 1-0 yenik olarak geliyor gibi. 1-0 Bodrum önde gibi gözüküyor. Aynen. Bence eğer Bodrum burada 1-0 öne geçerse Çorum işi çok zor gibi gözüküyor. Evet. Ama ben Çorum'un bir şekilde finale kalacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bodrum'u elemek istersen abi Bolu gibi 60-70 dakika muazzam savunma yapacaksın. Muazzam savunma yapacaksın abi. Ve arkada boşluk bırakmayacaksın. Bunu mesela Urfa da yaptı bir yere. 1-0 öne geçmişti. İşte mesela bir takım yemişti bu Tuzla galiba. Yani 60-70 dakika bekleyeceksin abi. Gençler bile olmasın. Yok. Gençler bile miydi? Olabilir. Bakayım yani 60-70 dakika bekleyeceksin Furkan. Oradan sonra çıkacaksın. Ama ilk başta da kesinlikle kaleyi böyle var ya Yeniçeriler gibi savunacaksın. Aynen. Kaleyi Yeniçeriler gibi savunacaksın. İlk yarı 0-0 bağlayacaksın. İkinci yarıda Eyüp Spor 1-0 yenmişti. Heh, o ama o ekstrem bir maç. Aynen. Bir önceki maç daha vardı böyle. Kendi evinde. 0-0 biten maçı var. Sakarya maçı var. Mağlup olduğu maçı var. Bir bakalım. Bodrum mu? Aynen. Bodrum. Ama Bodrum içeride Adana Spor maçı 1-0. Tamam. İşte bak Adana aynı böyle olmuştu. Aynen. Sonlara doğru Oberlin galiba atmıştı. Bakalım golü. Çünkü sonlara doğru mesela gol gelmiyor bak Oberlin'dir o. Çünkü işte 60-70'e kadar Çorum. Evet dakika 74 Oberlin. Bak biz kardeşim bu ligin seferiyiz diyoruz. Bizde yalan da yok, ilaf da yok. 70 abi dayanacaksın oradan sonra çıkacaksın. Bodrum ancak böyle yenersin ama bir kere bak maç başlayacak. Bodrum'un oyunuyla bozacaksın. Evet bak maç başlayacak var ya Bodrum diyecek ki Allah. Full hücum yapacaksın. Geçen sene bunu çok yapıyorlardı. Full hücum. Bu sene ufak gelmeye başladı. Geldi aynen. Yani Bolu maçında mesela ne kaçmıştı? Mesela maçından önce hatırlarsın Bodrum'un Bolu maçından önce bir yorum yaptık. Burak Çoban, Kenan Özer ve Gökdeniz'in dar alanda kapanan maçta açabilecek özelliği var. Burak ne yaptı? Orta sahadan getirdi. Dediğimiz noktada maçı işte çözdü asist. Bak, buna dikkat etmesi lazım Çorum'un. Kenan kanatta ama hep içeriye kat eden bir adam. Devamlı kat ediyor ve savunmalar dengesiz yakalıyor. Evet. Samet, bak görünmeyen kahraman her yerde var aslında. Tam bir numarası gibi 8 numara bak. Yani Samet Yalçın belki böyle gösterişsiz bir futbolcular ama çok yararlı, çok faydalı. Tabii. Bak golü attı hiç ortada piyasada yok. Golü attı. Ya böyle gizli kahraman gibi. Hakikaten o tarz öyle. Gizli golcü de, gizli kahramandı. Bak böyle adamlar Bodrum'da çok fazla var abi. Çok fazla olunca Bodrum'un oyununu aslında buna yön veriyor abi. Kesinlikle öyle. Çok farklı. Gökdeniz gibi forveti de iyi yönündeyse affetmiyor mesela. O da affetmiyor aynen. Ki bu sene biliyorsun ligin ilk başlarında Giresun'a da son dakikada gol atıp 1-0 kazandırmıştı. Hacı Osman mesela o da mesela aslında. Hacı Osman bana göre oyuncu. Daha iyi ama. 11 oynamalı ama nedense İsmet Hoca. Evet. Gökdeniz tercih ediyor. Evet. Ki Hacı Osman da Malatya'da mükemmel işler yapmıştı. Çünkü Gökdeniz kanat aslında. Evet. Değil. Evet. Ama kanatlar dolu olunca mecburen öne attı onu. Bakalım ben Çorum'un eleyeceğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ardından kapatalım. Ben de cemledim fazla. Bu taraf Çorum diyor, bu taraf Bodrum diyor. Bakalım göreceğiz çünkü hani yorumu detaylı yaptık ama hak eden kazansın diyelim ama çok zor inşallah haftasını yapacağımız programda hakem konuşmayalım abi. Aynen. Çünkü yani bak hani 1 saat 45 dakika mı yaptık? 30 dakikası hakemeden konuştuk. Evet, yani. Ne anlamı kaldı abi bu işte? Aynen öyle. Bakalım ne olacak artık. İnşallah. Merakla bekliyoruz. Bol beğeni, bol yorum. Evet. Ey Çorum taraftarı. Abone olmayanlardan kırmızı abone de bekliyoruz. Nerede leblebiler? Nerede leblebiler? Değil mi? Oğuzhan Yalçın'ı söyleyince o da leblebi. Hep deplasman taraftarları. Her deplasman takımına verdin Oğuzhan Yalçın'ı. Her deplasman takımına verdin. Bizi es geçtin. Ey Oğuzhan Yalçın. İstanbul'a göndersin. Ey Oğuzhan Yalçın, evet. İlla biz de deplasman mı gerek kardeş? Doğru mu? Değil mi? Yani yapacak bir şey zaten. Bol beğeni, bol yorum, bol abonelik bekliyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Spor sona erdi.